Hepinize merhabalar. Ben Domurcuk Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Ebru Kanar. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Peki engelli deyince aklımıza ne geliyor? Söyleyebilir miyiz? Evet, hepiniz de doğru şeyler söylediniz. Şimdi hep beraber söyleyelim. Bazı hareketleri yapamayan 5 duyu organlarından bir tanesi ya da birkaçının görevini görmediği durumlardaki insanlara engelli diyoruz. Bu durum doğuştan da olabilir, sonradan da olabilir. Mesela ben şu an yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, zıplayabiliyorum. Ama bir kaza geçirirsem yürüme yetimi kaybedebilirim. Bu yüzden tehlikeden uzak yaşıyoruz, tamam mı çocuklar? Aferin size, hepiniz çok akıllısınız. Şimdi daha önce size Batmanlı ünlü bir ressamdan bahsetmiştik, hatırladık mı? Çok güzel, unutmamışsınız. Evet, doğru bildiniz. İsmi Ahmet Güneştekin. Bütün dünya onu tanıyor. Çünkü o çok ünlü bir ressam. Tıpkı bunun gibi çok ünlü olan bir müzisyenimiz daha var. Kendisinin ismi Beethoven. Daha önce bu ismi duyduk mu? Peki o zaman, ben size anlatayım. Çocuklar, resimde gördüğünüz kişi Beethoven. Beethoven, tıpkı Ahmet Güneştekin gibi dünyaca ünlü bir müzisyendir. Belçika'da doğmuştur. Ailesi çok yoksuldu. Yani geçim sıkıntısı çekiyordular. Ayrıca Beethoven'ın doğuştan duyma problemi vardı. Sesleri çok az duyabiliyordu. Ancak ailesinin yoksul olması ve kulaklarının iyi duyamaması onun müzik yapması ve piyano çalması için asla engel değildi. Piyano çalması için ihtiyacı olan tek şey sadece parmaklarıydı. Beethoven 8. senfoni adlı çalışmayı bestelerken tamamıyla sağırdı. Artık hiçbir şey duymuyordu. Fakat hala çok iyi bir müzisyendi. Peki sizler için 2. senfoniyi çalmamı ister misiniz? Şimdi ben Beethoven gibi sesleri duymamak için kulağıma pamuk tıkıyorum. Sizler de kulaklarınızı, gözlerinizi bir göz bandıyla kapatın. Ve beni keyifle dinlemeye koyulun. İsterseniz şarkıya eşlik edebilirsiniz. Evet, eşlik eden bütün çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hiçbir şey duymuyordum. Fakat sizin için müzik çalabildim değil mi? Peki ya siz? Siz de hiçbir şey göremiyordunuz. Bana eşlik edebildiniz mi? Evet. Şarkımda eğlenebildiniz mi? Evet. Demek ki benim müzik yapabilmem için kulaklarıma ihtiyacım yok. Sizlerin de bana eşlik edebilmeniz için gözlerinize ihtiyacınız yok. O yüzden ne diyoruz? En büyük engel sevgisizliktir. Her zaman sevgiyle kalalım ve bütün engelleri hep beraber aşalım, tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.